Selamlar arkadaşlar. Koronavirüs konuşuyoruz haftalardır. Bütün dünya, Asya, Avrupa, Amerika garip mesajları var bu virüsün. Çok enteresan bir şekilde çocuklara dokunmuyor. Afrika'da çok fazla bir şey olmuyor. Zengin, fakir, genç yaş ayırt etmiyor. Bu arada o genç yaş ayırt etmiyor ya. Aa hayır öyle değil. Diyenler muhakkak vardır bu videoyu izliyorsanız eğer ama onu bakın şunu unutmayalım. Önce tabi havalardan bahsedeceğiz metabolizmayı güçlü tutmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu dönemde en önemli şeylerden bir tanesi ama benim altını çizmek istediğim çok çok önemli bir kısım var. İleri yaşlar daha fazla etkileniyor. Hatta bir kısım virüsü aldığında fark etmiyor bir hafif bir nezlemsi bir şeyle geçiriyor bile olabiliyor. Ama şunu bilmiyoruz. Bakın ben spor yapıyorum, ben gencim, ben sağlıklı besleniyorum, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum demeyin. Hiçbirimiz altta yatan rahatsızlıklarımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu, ve bu virüs gidiyor çat diye oradan bir yerden yakalayabiliyor. O nedenle böyle bir riske gerek yok. Çünkü işin ucunda çok ciddi bir durum var. O nedenle en ufak bir riski bile almamak lazım bugünlerde evden çok çıkmamak lazım. Mecburi şeyler, ihtiyaçlar olmadığı müddetçe. Bu virüs bize ne yaptırıyor biliyor musunuz? Kendimizi koruyalım dediğimizde çevremizdekileri, sevdiklerimizi, tüm ülkemizi koruyor oluyoruz. Çevremizi koruyalım, sevdiklerimizi koruyalım dediğimiz zaman kendimizi korumuş oluyoruz. Dolayısıyla mümkün mertebe işte o bahsedilen temizliğe, beslenmeye dikkat etmek gibi evden çıkmama da çok önemli. Bir de ne önemli biliyor musunuz? Havaların durumu önemli. Şimdi sıcaklıklar dalgalanıyor hem de böyle ciddi dalgalanıyor. Bir iniyor 15 derece, bir çıkıyor 10 derece, bir iniyor 8 derece. Yani böyle büyük dalgalanmalar yaşıyoruz. Ki bunu kış ortasında yaşasaydık kar görecektik. Ama şimdi böyle büyük dalgalanmalar görüyoruz. Bu dalgalanmaları görme nedenlerimizden bir tanesi de Sibirya. Şimdi Sibirya Aralık, Ocak, Şubat çok sıcaklı. Şimdi de sıcak ama çok sıcaktan bir tık aşağıda sıcak. Yani yine normalinin üzerinde ama Ocak kadar anomali durumu çok büyük değil. Bu durumda ne oluyor? Arada böyle soğuk sistemler Kopup gelebiliyor. O da bize böyle Mart ayında hani e, olur ama çok sık görmediğimiz dalgaları yapıyor. İşte geçenlerde e, İç Anadolu kar gördü, Batı Karadeniz kar gördü, dağlara tekrar kar geldi. Hatta şehir içerisinde e, başkentte şöyle şu kadar kar vardı. Yılın bu döneminde böyle kar normal mi? Evet, çok sık görmüyoruz ama çok anormal bir durum değil. İşte Sibirya hafif bir gevşedi, sıcakta. Tak diye bir e, soğuk dalga koptu geldi. Bu dalgalar işte bizde de metabolizmayı biraz zorlayabiliyor. O nedenle sağlığımıza bugünlerde biraz daha dikkat etmek lazım. Zaten dışarı çıkmıyoruz, değil mi? çıkmıyoruz. E, mümkün mertebe hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için ve bu e, virüsün bu hastalığın yayılmasının önüne geçmek için evden çok fazla dışarıya çıkmıyoruz. Bakın bu bizim elimizde, bizim şansımız virüsün ülkemize geç girmiş olması ve bu konuda tedbir alan dışarıya çıkmayan ülkelerle çıkan ülkeler arasındaki farkı gördük İtalya'yı gördük İspanya'yı gördük Dolayısıyla bu bizim elimizde artık bunu göz göre göre yapmamamız lazım dışarı Çıkmayacağız mümkün mertebe. Soğuk algınlığı da bu riske metabolizmayı biraz zorlaması, bağışıklık sistemini düşürmesi sebebiyle. Yani ya bir soğuk algınlığı tamam virüs olmasın. Soğuk algınlığı o da bizim bağışıklığımızı düşürüyor. Dolayısıyla virüse karşı bu sefer yine zayıf duruma e, geliyoruz. Mümkün mertebe dışarı çıkmıyoruz. Sağlığımıza, yediğimize, içtiğimize dikkat ettiğimiz gibi, temizliğimize dikkat ettiğimiz gibi havaların bu durumuna da dikkat ediyoruz. Şimdi bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra şu oluyor. Şimdi hafta sonu itibariyle sıcaklıklar yükseliyor. Hem de hissedilir seviyelerde yükseliyor. 20 derecelerden başkentin sıcaklığı indi 5 dereceye. Şimdi kar gördü hatta daha da altına indi. Şimdi hafta sonu itibariyle tekrar yükseliyor. Bu İç Anadolu'da da böyleydi. Marmara'da da hani Marmara'da kendine göre bir azalış. İç Anadolu'da kendine göre, Karadeniz'de kendine göre, Doğu bölgelerde kendine göre. Ege'de de yine aynı şekilde İzmir 5-6 derecelere geriledi gelen bu sistemle beraber. Şimdi bu hafta sonu itibariyle sıcaklıklar artıyor. Marmara 15-20 derece aralığına çıkıyor. Ege 20 derecelere çıkıyor. Akdeniz 20 derecelere çıkıyor. Güneydoğu 16-17 derecelere çıkıyor. Doğu Anadolu'da hissedilir artışlar var. Karadeniz'de aynı şekilde hissedilir artışlar bekliyoruz bu hafta sonunda. Ve yurdun büyük kısmı güneş de alıyor. Hele cumartesi bolca alıyor. Pazar biraz parçalı bulutlar batıdan başlayarak artabilecek ama yine güneş görülecek. Önümüzdeki hafta ne oluyor? Bir dalgalanma daha var. O dalgalanma Marmara'ya. Ege'ye, İç Anadolu'ya yerel yağışlar yapacak. Sonrasında dalgalanma dediğimiz böyle 6-7 derecelik düşüş. Şimdi sonrasında sıcaklık bir tırmanıyor. Ay sonu gibi bir düşüş dalga daha var. Yani bugünlerde böyle dalgalı gidiyoruz. Bu da soğuk algınlığı riski demek. Bu gelen dalgalarla beraber kuvvetli yağışlarımız var mı? Şu anda önümüzdeki hafta gelecek e, sıcaklık düşüşü. Yağışlar yapacak ama bahsettim Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, yer yer Akdeniz'de bölgesel sağanaklar yapacak kuvvetli aşırı sel riski doğurabilecek yağışları ay sonu gibi Akdeniz üzerinden İç Anadolu'ya Doğu Anadolu'ya ilerleyecek şekilde görebiliriz. Bunu takip ediyoruz. Detaylarını aktaracağım size. Şimdi bakın bu tür virüslerle, bu tür salgınlarla, Ebola ile de, Zika virüsüyle de, yani birçok salgında Sonrasında iklim değişikliği ile alakalı bakın indirek değil birebir bağlantılar kuruldu. Bu tür virüslerin en önemli e, çıkış noktalarına yani şundan bahsediyoruz. İşte e, yarasa e, işte yani mesela sürüngenlerin şöyle olması böyle olması yani yüzlerce yıldır bunlar yeniliyor ediliyor. Yanlış e, yani bize göre yanlış ama e, bir takım hastalıklar da çıkıyor olabilir ayrı ama iklim değişikliğinin burada çok 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 önemli bir rolü var. İklim değişikliğinde bu tür hastalıkların çıkışında iki nokta var. Birinci nokta göçler. İnsanoğlu e, hareket manevra kabiliyeti çok yüksek olmadığı için manevra kabiliyeti nasıl yüksek değil? Hadi bugün karar verdim gidiyorum Japonya'ya yerleşiyorum. Bugün karar verdim gittim Gana'ya yerleşiyorum. Bugün karar verdim Rusya'ya yerleşiyorum. Bugün karar verdim İngiltere'ye yerleşiyorum. Amerika'ya bunu hemen pıt diye yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Birçok elimizi kolumuzu bağladığımız şeyler var. İşimiz, gücümüz, kardeşimiz, anamız, babamız, çocuğumuz, okulumuz, Bilmem nemiz nakit durumumuz para durumumuz bilmem bir dolu şeyi yoluna sokmamız gerekiyor bir yerden bir yere hareket edebilmemiz için ama mikroplarda böyle değil bakterilerde böyle değil nano bakterilerde böyle değil virüslerde böyle değil parazitlerde böyle değil böyle değil bundan bir tık öteye gidelim. kuşlar da böyle değil sürüngenlerde böyle değil haşeratlar da böyle değil onlar çok daha hızlı hareket ediyorlar ve özellikle kuşlar özellikle sürüngenler, haşerat bunların yer değiştirmesi yalnızca salt bir yer değiştirme değil. Şimdi yeri değiştiriyor ama değiştiği yerde de bir başkası var. Yani başka bir bir kuş başka bir kuşun yanına gidiyor. Bir sürüngen başka bir sürüngenin yanına gidiyor ya da bir hayvanın yanına gidiyor. Ve bunlar temas ediyorlar birbirleriyle. Aynı alandan besleniyorlar. Aynı tür besinle Temas halindeler. İşte burada birbirlerine bir takım mikropları, virüsleri geçirip oradan da insanlara geçebiliyor. Bu bu tür salgın hastalıkların en temel çıkış noktalarından bir tanesi. Yani e, canlıların, e, hayvanların, haşeratın, bakterilerin, mikropların, virüslerin yer değiştirin, par parazitlerin yer değiştiriyor olması. E, bu durumda işte e, bu yalnızca küçük canlılarda değil, büyük canlılarda da böyle balinalar da böyle. E, bazı balinalar ses çıkaran e, işte solungaçlı falan filan. Bazıları ses çıkartmayan sessiz balinalar. Yani kutupların bazı noktalarında artık e, orta enlemlerde görülen balinaların sesleri duyuluyor. Şimdi bunlar birbirleriyle temas ettiklerinde ne olacak? Ne tür problemler ortaya çıkacak? Bilemiyoruz. Zaten iklim değişikliğinin en büyük problemlerinden bir tanesi öngörülebilirliğin sadece tahminlerin değil ortaya çıkabilecek hep konuşuyoruz, değil mi? Kuraklık diyoruz, işte aşırı yağışlar, seller diyoruz, orman yangınları diyoruz, salgın hastalıklar diyoruz, hava kirliliği diyoruz, kalp rahatsızlıkları diyoruz, diyabet diyoruz, işte ne bileyim inme bilmem ne falan. Ama ortaya hiç tahmin edemediğimiz, bilemediğimiz problemler de e, çıkabiliyor. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinin getireceği en büyük problemlerden bir tanesi işte bu salgın hastalıklar ve mutasyona uğramış ya da bizim insanoğlunun görmediği ya da iki farklı türün bir araya geldiğinde ortaya çıkabileceği yalnızca bu tür virüsler, mikroplar, bakteriler, salgın yapabilecek çapta virüsler, mikroplar, bakteriler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu da önümüzdeki zamanlar içinde bizim bakımımızdan yani sadece bizi insanoğlunun tamamı, diğer canlılar içinde bu durum söz konusu, hayvanlar içinde, bitkiler için de böyle çok ciddi bir risk. Bakın haberlerini gördünüz değil mi? Venedik'teki kanalların nasıl olduğunu, kuğuların ortalıkta gezdiğini gördünüz mü? Çin'deki hava kirliliğinin nasıl düzeldiğini, azot dioksitin nasıl neredeyse sıfırlandığını gördünüz mü? Dünyanın birçok noktasında böyle değişim var. Biz elimizi böyle doğanın yakasından çektiğimizde bakın insanoğlunun müdahil oldu evlerimize çekildik turistik seyahatler zayıflamaya başladı Venedik'e onlarca insan binlerce insan yüz binlerce insan aynı anda akın etmedi gidenler vardır böyle yürüyemiyorsunuz insanların fotoğraf çekmesinden böyle yürüyemiyorsunuz neye geldik fotoğraf çekmeye geldik maalesef şimdi o kadar insan orada yok ve kanallar bir anda kendine gelmeye kuğular yunuslar dolaşmaya başladı. Şimdi bu dünyanın yaşadığı bu salgın biraz insan onun akıllanmasını sağlayacak mı? Şüpheniz var sizin de değil mi? Evet benim de çünkü. Önümüzdeki zamanlarda da e, evet bu virüs umuyoruz ki dünyanın başından en hızlı şekilde en az kayıplarla şu ankinin daha ötesine geçmeden ki bu zor görünüyor ama e, geçer gider. Ama bu kafayı değiştirmediğimiz müddetçe dünyayı böyle hoyrat, etik kuralları, Hiçe sayıp ahlaki kuralları hiçe sayıp doğal kaynakları futursuzca böyle e, hoyratça kullandığımız sürece maalesef bu virüs gider bir başkası gelir ve maalesef o başkasının altından da kalkabilir miyiz kalkamaz mıyız yani bu kadar bize vakit tanıyacak bir e, çok da vakit tanımıyor ama hani en azından bir tedbir alma e, çabamız var onu e, yapacak bir şey de olmayabilir çok daha sıkıntılı bir virüs tipiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Virüs olmaz, virüs olur, başka bir şey olur. Dolayısıyla bizim doğaya artık en alt seviyeden müdahale olmamız lazım. Etik ve ahlaki kuralları. Çünkü biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu dünya kaynaklarını hoyratça kullanıyoruz ya. Kullanalım ne olur? Yani kullanalım. Ama o kullandığımız kimin biliyor musunuz? Senin, benim. Sen benim hakkımı yiyorsun, ben senin hakkını yiyorum. Ya da bilmem ne ülkesi öbür ülkenin hakkını yiyor. Bu gözümüzde gördüğümüz bir de görmediğimiz var biliyor musunuz? O da daha doğmamışların hakkını yeme. İnsanoğlunun şu dünya üzerinde varlığını işte e, yıllara vurduğumuzda kimileri diyor 25 bin yıl, kimileri diyor işte 30 bin yıl, kimileri diyor 50 bin yıl. Yani e, 100 bin yıl yok. Ya da farklı türlerle e, bağlantı kurulabilir ama şu bildiğimiz insan. Bakın 150 milyon yıl dünya üzerinde e, dinozorlar yaşamış. Yani medeniyet kuracak kadar akla zekaya sahip olmak bizi bu hale mi getiriyor? Dolayısıyla bunu yapmamamız lazım. Doğaya biraz daha saygılı, insana biraz daha saygılı, çevreye biraz daha saygılı, insana biraz daha saygılı, doğmamışlara biraz daha saygılı yaşamamız gerekiyor. Yoksa küresel iklim değişikliğiyle bizim başımıza işte dediğimiz gibi yalnızca kuraklık, yalnızca yiyeceğimiz besinlerin çeşitliliği azalmayacak. Böyle garip garip acayip şeyler çıkacak. Bakın size bir örnek verdim. Bir örnek daha vereyim. Vedalaşalım. Bir sonraki videomuzda buluşuruz. Bakın bir diğer risk de ne biliyor musunuz? Buzullar eriyor. Hep duyuyoruz değil mi? Buzullar eriyor, buzullar eriyor. Buzullar yalnızca erimiyor. Permafrostlar da eriyor. Permafrost ne biliyor musunuz? Donuk topraklar. Donuk topraklar açılmaya başladıkça altından evet verimli topraklar çıkıyor ama on binlerce, yüz binlerce belki milyonlarca yıldır orada duran yatan civa, metan, karbondioksit ve bir takım mikroplar, bakteriler de açığa çıkmaya başlıyor. On binlerce, yüz binlerce yıl öncesinin mikrobunu, bakterisini, virüsünü düşünün. Ve bugün ortaya çıkıyorlar. İnsanoğlu tanıyor mu bunu? Tanımıyor. Onlar bizi tanıyor mu? Tanımıyor. Kim bunlar diyorlar. Yani dolayısıyla Önümüzdeki zamanlarda özellikle e, buzulların erimesi, permafrostların erimesi ki bu permafrostlar beklenenden çok daha hızlı eriyor. E, Kanada'nın kuzeyinde 2090'da çözünmesi beklenen permafrostlar, yani şu iklim değişikliği hızında 2020'de çözünmeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? 70 yıl öne gelmiş durumda. Bir de iklim değişikliği hesabıyla bunu yapıyoruz. Ki demek ki bizim iklim değişikliğiyle tahmin ettiğimiz hız, Tahminimizden çok 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 daha fazla durumda. Neyse biraz içimizi kararttık ama bugünlerde evdeyiz. Biraz daha fazla kitap okuruz. Biraz daha fazla film seyrederiz. Ee, biraz daha hem dinlenmiş oluruz. Hem kendimizi koruruz. Hem de çevremizdeki çevremizdekileri, sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumuş oluruz. İşte dedim ya bize iki şeyi birden yaptırıyor. Kendimizi korurken çevremizi, çevremizi korurken kendimizi koruyoruz aslında. Evden çıkmayarak. Bugünlerde biraz daha dikkat edelim. Böyle e, biraz havayla, biraz e, bu virüslerle e, iklimin iklim değişikliğinin bağlantısına baktık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.